Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı fethettiğinde idareyi eline alıp kendi hakimiyetini yerleştirmek için bir süre orada kalmış. O sırada da bir çadırda kalıyormuş. Çadırı süpüren, temizleyen, yemeği yapan Mısırlı bir cariye varmış ki Yavuz Selim Han sabah çıkınca cariye geliyor, akşama kadar çadırı temizliyor, yemekleri hazırlıyor, ardından gidiyor. Akşam olunca da Yavuz Selim Han çadıra dönüyormuş. Cariye bir gün nasıl olduysa birkaç defa Yavuz Sultan Selim Han'ı görmüş ve ona aşık olmuş. Ama ümitsiz bir aşk. Zira bir tarafta koskoca cihan padişahı ve Halife-i Ruhi Zemin, diğer tarafta basit Mısırlı bir cariye. Fakat cariyenin aşkı dayanılmaz boyutlara ulaşıp da kalbine sığamaz hale gelince ne yapacağını bilemez halde halifeye açılmaya karar vermiş. Lakin aradaki uçurum cariyeyi iyice çıkmaza sokuyor, kararsız hale getiriyormuş. Bir yandan aşkının dayanılmaz baskısı, diğer yandan aradaki devasa farkın kendini engellemesi arasında bocalayan cariye, halifenin karşısına çıkma cesaretini kendinde bulamadığından yazıyla ilanı aşk etmeye karar vermiş. Ve üç kelimelik, sadece üç kelimelik bir not yazarak halifenin yatağına bırakmış. Notta şöyle yazıyormuş cariye: derdi olan neylesin? Akşam çadıra gelip de yatağının üzerinde küçük kağıt parçasını bulan Yavuz Selim Han, kağıdı okuyunca bu notu yazanın çadırını süpüren cariye olduğunu anlamış ve kağıdı çevirmiş, arkasına cevabını yazmış: derdi neyse söylesin. Kağıdı sabah aynı yere bırakmış, çıkmış gitmiş. Bir müddet sonra cariye temizlik için çadıra geldiğinde ilk iş olarak kağıdı aramış. Kağıt koyduğu yerde duruyormuş. Kaparcasına kağıdı alıp okuduğunda heyecanı bir kat daha artmış. Halifenin cevabından cesaretlenen cariye kağıdı çevirmiş ve önceki notunun altına bir cümle daha eklemiş: korkuyorsa neylesin? Akşam olmuş, halife çadıra dönmüş, kağıdı okumuş ve kendi cevabının altına bir cevap daha yazmış: hiç korkmasın söylesin. Sabah bu cevabı okuyan cariye vermiş kararını artık. Aşkını o akşam halifeye söyleyecek. Ne olacaksa olsun artık demiş. Ve o gün temizliği bitirdiği halde gitmemiş, halifeyi beklemeye başlamış. Yavuz Sultan Selim Han akşam çadıra dönünce cariyeyi kendisini bekler bulmuş. Cariye halifeyi görünce hemen ayağa kalkmış, temennaya durmuş. Yavuz Selim Han, buyurun sizi dinliyorum deyince, cariye bütün cesaretini toplamaya çalışırken titreyen ellerini gizlemek için elleriyle dirseklerini tutarak kollarını kavuşturmuş. Heyecandan yüzü kıpkırmızı kesilmiş. Kalbi yerinden fırlarcasına atarken titrek ve mahcup bir sesle efendim demiş: cariyeniz size. Ve cümlesini tamamlayamadan yığılmış kalmış olduğu yere. Kalbine sığmayan, sağmayan aşkını söyleyemeden ruhunu teslim etmiş cariye. Ve cariyenin bu tertemiz aşkı karşısında koca halife etrafındakilere dönerek gözyaşları içerisinde şu iradeyi kelamda bulmuş: gerçek aşkı şu cariyeden öğrenin. Zira aşık maşukunun yolunda olur ve o yolda ölür. İyi geceler efendim. Hoşçakalın.